İşte hayat serimizde sürpriz bir konukla karşınızdayız. Bugün ömrünü tiyatroya, televizyona ve sinemaya adamış bir beyefendiyle beraberiz. Emre Basalak beyefendi bizi kırmadı geldi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Emre Basalak kimdir? Bilen biliyor, bilmeyen için de söyleyelim. Ben 79 İstanbul doğumluyum. 98'de Ankara Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'na girdim ve o yıldan beri hayatının bir numaralı odağında tiyatro olan bir emekçiyim, o kadar. Öyle söyleyebilirim, hayatın bir numaralı odağında kesinlikle tiyatro olan, hep de öyle olmaya devam edecek olan bir emekçi. Bir de eğitmenliğiniz var, oraya evet. Biraz girsek. Tabii, şimdi ben okuldan mezun olurken konservatuardan ne hayal ediyorsun diye sorarlardı. Ben de dört şey söylerdim. Derdim ki oyunculuk yapmak istiyorum. Net. Yani hep sahnede olmak istiyorum. Yönetmenlik yapmak istiyorum inşallah ilerledikçe demiştim. Üçüncüsü hocalık yapmak istiyorumdu. Ve oyun yazmak istiyorumdu. Yapabilirsem. Dördüncüsü de oyun yazmak istiyorumdu. Yazarım diyemem ama birkaç tane oyunum var, evet. Bir tanesi de şu an Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda oynuyor. Denize Mektup diye yazdığım oyun. Hocalık bunlardan biriydi. Dolayısıyla da yaklaşık 2010 yılından beri oyunculuk hocalığı da yapıyorum. Konservatuvarlarda yaptım. Özel kuruluşlarda yaptım. Üniversitelerde yaptım. Şehir tiyatro tiyatrolarının bünyesinde kurulmuş olan bir yapının zaten kurucu hocalarından biriydim, koordinatörüydüm. Çok. Ve onlarca genç meslektaşımda az da olsa bir emeğim var. Onlarla da hala dostuz, arkadaşız, meslektaşız ve onur duyuyorum. Niceleri de olacak inşallah. O yüzden hocalık benim için çok kıymetli. Genelde tiyatrocular sevmez ama neden tiyatro? Neden olmasın? Çok. Yani tiyatro, ya bilmiyorum, gerçekten sebebini de bilmez tiyatrocular. Hep bu soruya böyle mantıklı, aklı başında cevaplar vermeye çalışırlar ama hani bilmiyorum yani, nefes alıp vermek gibi diyebilirim. Yani sizin alıp verdiğiniz nefesin içerisinde eğer zaten varsa, siz ne yaparsanız yapın engel olamıyorsunuz zaten. Daha sadece ben çok şanslıydım, aileden çok büyük destek görmüş bir oyuncuyum. Önemli. Evet, çok müthiş destek çok gördüm önemli. Hayatım boyunca. Benim rahmetli dedem çok isterdi benim tiyatrocu olmamı. Yani bir şofördü, Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet İlkokul eylesin. Birden terk bir adamdı ama hep tiyatrocu olmamı isterdi. Beni hayatımda ilk kez bir oyuna o götürdü. Ufka bak. Evet yani, evet. Ve beni ilk izlediği günü de çok net hatırlıyorum yani. Takım Allah rahmet eylesin. Takım elbisesini giyip sabah köründe tıraşını olmuş. Akşama kadar o sakallar belki çıkmıştır diye oyuna gelmeden önce bir daha tıraş olmuş. Yani o kadar kıymet vererek gelmişti ve seyretmişti. O yüzden neden tiyatro bilmiyorum ama birçok, belki bazıları tesadüf değil ama birçok tesadüfün bir araya gelmesiyle oldu. Bir sinema dünyasında, dizi dünyasında da tanınıyorsunuz. Hatta meşhur bir dizide Kuruluş Osman'daydınız. Peki burada set hatıraları unutamadığınız dersek? O kadar çok ki yani anlatmadığım var mı onu seçmek lazım. Duyanlar belki duymuştur. Ben mesela yayının öncesinde sohbet ettik sizinle, bu at kaçırma hikayesini anlattım. Sizin de çok ilginizi çekmişti. Evet, at evet. Kaçırmadı aslında. Ben kayboldum. Sete gittim. Biraz erken gitmişim. İşte hazırlanıyor set falan sabah çok erken. Ben de sürekli bindiğim bir atım vardı. Peyami. Peyami'ye bindim ve hadi gel oğlum dedim, biraz gezelim. Ormanın içinde, kuzey ormanlarında gezdik. Gezerken kayboldum. Çünkü çok orman iyi. Yani ve o orman gerçekten hani çok büyük ve hani yönünüzü gerçekten bir süre sonra kaybedebiliyorsunuz ve gezerken kayboldum. Ve ben çok uzaklaştığımızı düşündüm. Telefonum da cebimdeydi tesadüf. Kostümü giymiştim çünkü. Çıkarttım, telefon da çekmiyor. Çeken bir yerler bulurdum. Yani biraz oraya git, biraz buraya git falan ama ben onu birazcık da yaşamak istedim. Sonra at kendi buldu. Öyle seti. Mi? Evet, o kendi buldu. Ben kendi asla buldu. Hiçbir şey yapmadım. O kendi yolu buldu, beni getirdi. Hatta insanlar da meraklanmış. Neredeydin sen ya? Şimdi başlayacağız falan dediler. Seni arıyoruz abi falan. Dedim biraz turladım. Bayağı ormanda atla. Yani onu yaşamak istedim. Peki. Kuruluş Osman'ın en güzel bıraktığı şeylerden biri bu arada bu. Bir canlıyla etkileşim. Sürekli iletişim. Halinde olmak, insan dışı bir canlıyla sürekli, köpeğim de var benim. Evet. O yüzden hayvanlarla güzel de bir ilişkim var ama at gerçekten enteresan bir hayvan. Peki tarih dizisinde oynuyorsunuz. Bunun zorluğu, kolaylığı, artısı, eksisi normal dizilerden farklıdır diye tahmin ediyorum. Kesinlikle farklı. Yani bir kere fizyolojik olarak daha yorucu. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bir oyuncu olarak bunu çok net söyleyebilirim. O yüzden de hani bundan sonraki işimin mümkün olduğunca da daha başka alanlar olmasını arzu ediyorum. Çünkü 3 yıllık çok önemli. Türkiye'nin en önemli prodüksiyonlarından birinde, en büyük yapımlarından birinde önemli bir rol oynadım. O yüzden de yetti. Hani başka şeyler yapmayı istiyorum açıkçası. Ama tabii kısmet, hayat bu belli olmaz. Fizyolojik olarak çok yıpratıcı bir iş. Çünkü kolay değil yani, hava koşulları genelde, çünkü dış mekanlardasınız, ormandasınız, dağdasınız, atlasınız, elinizde kılıçlasınız. Yani ben 17 kere sakatlandım. Ve müthiş bir dikkat olmasına rağmen herkeste ve bende. Buna rağmen sakatlandım 17 kere. Yani çünkü aynı zamanda, çünkü oyunculuğunuzu yaparken aslında bir o kadar da sporculuk yapıyorsunuz o işte. Yani öyle kolay değil o yüzden. Bunun eğitim eğitimleri falan oluyor. Tabii. Çok ciddi, sıkı bir eğitimden geçtim ben. Yani başlarken projeye 3 ay gibi sabah 9 akşam 5 at, kılıç,
ok, spor, yani hepsi. Her şeyi hepsi birlikte bir eğitimden geçtik. Müthiş kazanımları var bana. Şu an bana en çok neyi özlüyorsunuz derseniz at binmeyi özlüyorum. O kadar. Çok özlüyorum hem de. Arada yapıyorum kaçamaklar, gidiyorum bazı çiftliklere biniyorum falan böyle. Ama en çok onu özlüyorum yani. Çok yorucu ama tarih dizilerinin şöyle bir güzelliği var. Hele ki bir yaşamış karakteri oynuyorsanız sizi çok güzel yönlendiriyor. Yani ne yapmanız gerektiğine dair oyuncu olarak sezgilerinizi deneyimliyorsunuz yani. Okuyorsunuz, bilgileniyorsunuz. Yani sadece senaryoya bağlı kalmıyorsunuz. Kimmiş bu adam diyorsunuz. Hakkında duyduklarınız, okuduklarınız, bildikleriniz de rolü zenginleştiriyor. Böyle bir güzel yanı var. Her şey size kalmıyor yani. Birçok kitaptan, birçok kaynaktan da beslenebiliyorsunuz. Tarih dizilerinin böyle bir güzelliği de var. Peki tiyatroda da biz de sizi seyretmiş biri olarak söylüyoruz. Yani yaşıyorsunuz çok farklı. Sahnede kestik denebiliyor. Ne, tiyatro ayrı. Nasıl yakalıyorsunuz onu? Çok farklı, çok keyifli geldi bize. Ya işte o iki ayrı, hani şey derler ya işte, hani televizyon mu, sinema mı yoksa o tiyatro mu diye sorarlar ya. İkisi çok ayrı dinamikler. Ben hep bunu söylüyorum yani. Televizyon mu şey mi, tiyatro mu? Yani bu, yani su içmek mi işte, ne bileyim kola içmek mi diye sormak gibi bir şey yani. Suyun yerini kola tutar mı ya da kolanın yerini su? O kadar. Çok yani tutmaz yani. Hani bu şey gibi bir şey yani. Evet, ikisi de sıvı, ikisi de içiliyor ama ikisinin tatları, ikisinin ihtiyaçları ya da soda, ikisinin beklentileri insan bünyesinde farklı. Dolayısıyla da ikisini ayrı değerlendirmek lazım. Ama tabii ki yani hepsinin temeli, hepsinin başlangıcı evet oyun oynama güdüsü ve bunun ilk tezahürü de bence tiyatro. O yüzden de başlangıcı ve temeli orası olarak kabul ediyorum. Zaten iyi bir tiyatrocunun televizyonda da sinemada da rahatlıkla iş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü oyun güdüsü temel odaklı olduğu için sadece teknikleriniz başka. Evet. O yüzden tiyatro ayrıdır, o bambaşkadır filan. Tabii ki öyle ama yani o da bizim işimizin parçası. Sinemada, televizyonda, hatta seslendirmede, hatta ben eğitmenliğe de öyle bakıyorum. Benim işimin kolları ve ben onları da yapabildiğim sürece yapmakla mükellefim. Peki yazmak hem oynamak mı yoksa sadece oynamak mı? Valla ben yazar değilim. Yani onu söyleyeyim yani. Kendi yazdığım oyunda bile milyonlarca eksik ve sıkıntı görebilen bir adamım. Ama evet, elim biraz kalem tutuyor. Bunu neye faydaya çevirmeyelim? Bu potansiyeli niye kinetiğe çevirmeyeyim derdindeydim hep. O yüzden de elim kalem tuttukça bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Ama yazar bir başka bir kondisyon ister. Ben o kondisyonun antrenmanını tiyatroda, oyunculukta yaptığım için, yazarlıkta öyle bir antrenman yapmak fikrim, lüksüm ve zamanım olmadığı için bir yazarım diyemem. Ama yazmaya devam edeceğim. Ondan kimse şey yapmasın yani. Kaçarı yok. Kaçarı yok, yazacağım abi. Yani hani beceririm, beceremem, kötü olur, iyi olur. Hayatta da böyle hani iyi yapmadığınız şeyleri de deneme lüksünüz olması lazım ki kendinizin eksiklerini, gediklerini görün. Yoksa hep iyi yaptığınız bir şeyi yaparsanız kendinizde olmadığınız bir yerde görmeye başlarsınız. Bence yazmak çok keyifli bir şey. O yazdığınızın canlandığını görmek, ete buta, kana döndüğünü görmek inanılmaz heyecanlı bir şey. O yüzden yazarların o ginç sevdalarını anlayabiliyorum. Ama tekrar söylüyorum. Benim işim oynamak. Çok iyi. Peki bir oyuncu olarak, sanatçı olarak tavsiyeleriniz nelerdir desek? Valla bir eğitmen olarak birazcık didaktik olacaktır belki ama ben eğitime çok inanıyorum. Yani genç kardeşlerime, arkadaşlarıma da hep onu söylüyorum. Yani bu eğitimin şekli, yeri, zamanı, süresi biraz sizin koşullarınızla ilgilidir. Ama mutlaka eğitim. Mutlaka bir bilenle istişare. Bu istişareden oturup sohbet etmek değil. Bilen biriyle muhtemelen o tiyatronun gizli dokunmasını yaşamanız gerekir. Bunu usta çırakla da yapabilirsiniz. Hani alaylı dedikleri. Bunu bir konservatif eğitimle de yapabilirsiniz. Bunu bir atölyeyle de yapabilirsiniz. Bunu bir çalışmayla da yapabilirsiniz. Ve bu hiç bitmemeli. Bu hep devam etmeli. O yüzden de benim en büyük tavsiyem oyunculuk, bana da çok geliyor bu. Eğitimci yanım olduğu için de sürekli böyle bir hem sosyal medyadan hem çevreden çok fazla ne yapalım? Biz de çok istiyoruz. Ben de çok istiyorum oyuncu olmak gibi sorular çok geliyor. Valla genel ve net ve tek bir cevabım var. Mutlak suretle eğitim. Yani neresi olursa olsun, nereden olursa olsun bir başlangıca ihtiyacı vardır oyuncunun. Bir starta ihtiyaç vardır. O start evde kendi kendinize olmaz. O start sahne üzerinde olur. O start kameranın önünde olur. O start bir bilenin yanında olur. O yüzden de ben eğitime çok önem veriyorum. Mutlak suretle de usta çırağı da çok inanırım bu arada. O yüzden eğitim, yani mutlak suretle benim tavsiyem hep bu yönde olur. Lütfen oyunculuk yapmak isteyen, oyuncu olmak isteyen herkes bu işin bir eğitiminin olduğunu, bu işin aynı zamanda bir bilim olduğunu, tiyatronun bilimsel bir tarafının çok da olduğunu, iyi. Çok teknik bir tarafının da olduğunu ya da oyunculuğun hiç fark etmez. Görmeleri, anlamaları, farkında olmaları gerekiyor. Mümkünse de öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden de ben eğitim derim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza şeref verdiniz. Kısacık çay tadında aynen. Bir sohbet oldu. Ben de çok mutluyum. Sağ çok olun. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İşte hayat serimizde bugün sinema dünyasından tanıdığımız, dizi dünyasından ve tiyatrodan tanıdığımız Emre Basalak beyefendiyle beraberdik. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar, geldiler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın. Dostça kalın. Ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.